sevdalar yaşanmıştır, sen de güzel Anadolu. Ne yiğitler kuşanmıştır, sen de güzel Anadolu. Ne yiğitler kuşanmıştır, sen de güzel Anadolu. Mevlana kalbimdir atar, bir sultan zalime çatar. Mevlana kalbimdir atar, bir sultan zalime çatar. Baştan başa Yunus çatar, sen de güzel Anadolu'm. Baştan başa Yunus çatar, sen de güzel Anadolu'm. Anadolu, Anadolu'm, gurbetsin sen Anadolu'm. Anadolu, Anadolu, sevdamsın sen Anadolu'm. Anadolu, Anadolu, gurbetsin sen Anadolu'm. Anadolu, Anadolu, sevdamsın sen Anadolu'm. Akarırmakların akar, dağların göklere bakar. Güllerde bir başka kokar, sen de güzel Anadolu. Güllerde bir başka kokar, sen de güzel Anadolu. Dünyada en güzel yerdir, seni görmeyenler kördür. Dünyada en güzel yerdir, seni görmeyenler kördür. Derdi yoklar misafirdir, sen de güzel Anadolu. Tüm insanlar misafirdir, sen de güzel Anadolu. Anadolu, Anadolu'm, sevdamsın sen Anadolu. Anadolu, Anadolu, gurbetsin sen Anadolu. Anadolu, Anadolu, sevdamsın sen Anadolu. Anadolu, Anadolu, gurbetsin sen Anadolu. Ağzına yüreğine sağlık Murat ya. Rica ederim. Ağzına sağlık, bu kadar mı? Yoğurdun çayı da bitirdin ya. Ey kötü içiyorduk ya. Yapak. Ey kötü içiyordum Murat ya. Yapalım. Suyun var mı bari? Var. İyi bir çay suyu koydu içecek o zaman eğer yani. Yapalım. Ne olacak yani? Çaydan mı beni korkut? Değil mi? Çay. Vay vay vay. Kabarsın. Kaç dakikaya gelin? Yarım saate gel işte. Tamam. O zaman önce çay hazır olur. Öleceğim oturak bazı ya. Bazen gerek de işte evini bilmiyordum Murat. Evini bilmediğim için. Öğrendim. Öğrendim artık ziyaret ederim misafir kabul edersen. Abi canım gel buyur. Ya. Ulaşılmak ya. Ulaşılır bir söz ya misafir kabul edersin. Yok misafir koku varım gelme. Ulaşılır bir laf ya. Nasıl bir şey var mı olmaz abi. Her zaman kabul ederim misafir diyorsun ya. Tabii ya. Kim olursa olsun. Bu nasıl laf ya? Sen demin tüpe bir şey yaptın. Ne yaptıydın ya? Onu bir daha yap hele. Yapayım. Tüpün içinden canavar mı çıktı? Ne oldu? Demin bir şeyler yaptıydın sen Murat ya. İyi kelinde patlamıyor ha. Bu ne oluyor şimdi? Parfüm mü üretmiş oluyor mu? Tabii. Ne oluyor yani? Bunun şıkırıncı ne oluyor böyle? Koku yayıyor. İçerinin havası güzel oluyor yani. Güzelleşiyor tabi. Anladım. İçeriye ya. Güzel koku veriyor yani. Günde kaç demlik çay içiyorsun Murat? İki demlik. İki demlik mi? İki demliğinden akşam ediyor mu? Ediyorum. Kaç da kalkıyorsun? Biraz sosyal yaşantını anlat bayım. Sabah kalkınca ne yapıyorsun mesela? 7'de kalkarım her gün. Sabah 7'de. Her gün 7'de kalkıyorsun. Her gün 7'de. Allah Allah. Kaçta yatıyorsun ki? 12'de. 12'de yatıyorsun, 7'de kalkıyorsun. 7 saat uyku, yatıyor. Deliksiz uyku. Deliksiz. Uyandığın hiç oluyor mu gece? Yok. Allah Allah. Pamuk gibi yatıyorum. İyi. Güzel. Güzel. Kalkıyorum 7'den. He. Spor yapıyorum, mekik çekiyorum. Mekik mi çekiyorsun? Hı. Kaç tane mekik çekiyorsun mesela? Şınav kaç tane çekiyorsun mesela? 30, 33, 35, 40. Le mi? Buradan sonra egzersizler yapayım evim içinde. Hareketler, egzersizlerim. He. Sağlığım yerinde diyorsun. Mekik, 250 tane çekeyim. Mekik. Şöyle mi oluyor mekik? Yukarıya doğru yok. Çıkıyorum. Ayaklarım şu oraya. Şöyle. Şöyle. İyi o zaman sende fıtığı, bel fıtığı da olmaz. Evet. Yok la bel fıtığı. Yok Allah aşkına. Spora iyi gelir bak. Mekik ya.
bel fıtığı olan biri mekik çeksin düzelir. Evet. Çünkü mekik vücudun bir de göbek hareket... bir de göbek olmuyor bak mekik. Bak göbek hiç yok sende. Göbek hiç yok. Baksana sende göbek. Hiç göbek yok. Erimiş bitmiş senin göbek. Kim ya. Bunu ne bitiriyor? Ne kadar kas yapıyor kan? Ne bitiriyor? Mekik. Tabii mekik. Mekik yapıyor. Şimdi mekik çekmeyi bir iki gün bırakayım belli eder değil mi? Tabii belli eder. Geri göbek olur. Aynen aynen. Baksana şuna bak. Var mı aynen. Ya? Aynen. Bakalım. Şuna bak. Doğru. Şuna bak. Bitirem yağ var mı ya? Doğru. Yağmur yağmasaydı bak televizyoncu kardeşimi çağırırdım. Çatıya çıkardı güzel camine. Televizyonumu vallahi yapardı ya. Televizyon abi ya. O zaman bir dahaki geldiğimde onu da getireyim. İnşallah. Televizyonu yap. Cimaz abi var ya Cimaz abi. He. Televizyon Cimaz abi. He. O güzel yapıyor. Değil mi? He. Tamam Yılmaz abiye yaptırak o zaman. Hallederiz. Hmm. Hallederik. Demek öyle de. Defterinde ne yazıyor? Defteri onu. Oğluma yazman var mı? Var. Okula gittin mi? Gittim 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl mı gittin? 5 yıl gittim. Niye az gittin? Okutmadılar abi. Okutmadılar mı? Yok. Annen baban hayatta mı Murat? Anamı boşadı. Yamalık getirdi. 3 katlı bina dikti. Sefasını sürüyor. He. Sahip çıkmadı bize yani. Değil mi? Sahip çıkmadılar. Baban hayatta mı? Hayatta olacak. Konuşmuyor mu baban? Neyle konuşacağım ya? Değil mi? Neyle konuşacağım? Niye ki? Neyle konuşacağım ya? Derediye atıyor, akıl hastanesine kapatıyor, derediye imza atıyor. Seni akıl hastanesinde mi kapattı? Ya iki sefer yattım. Samsun'dan. Allah derediye Allah. Başımdan gittim de vallahi gittim 18 askerliği yaptım. Senden ya. Kurtulmak için değil mi? Evet. Allah öyle Allah. Sene kaç doldu bu Murat? 1 milyon diye anasını boyar babasına satar ya o adam. Le mi? Evet öyle bir adam. Sana deli diye sahip çıkmıyor le mi? Evet. Bir de götürdü Samsun'da. Evet. Deliler hastanesine yatırdı evet. Seni. Ne oldu? Kaç gün kaldın orada? 21 günlüğüne gittim 3 gün fazla yattım 24 gün. Bir hafta bir yattım 24 günde bir. Ne yaptın orada? Enteresan olan şey ne mesela? Hap tedavisi. Hap ilaç, hap verdiler doktorlar. He. Kafana şok tutuyor. He. Seni konuşturuyor. Kocana bakıyor, yürü güle güle. Allah Allah. Tabii. Biri geliyor, biri çıkıyor. Biri gidiyor, biri çıkıyor. Elin ayağını bağladılar mı? Yok. Ne bileyim bazı televizyonda böyle deliler hastanesinde şey yapıyorlar ya. Bak deliler demeyek. Deli demeyek de. Demeyek. Ama adet olmuş artık ya. İnsanlar deli kelimesini kullanıyorlar. Kullansınlar. Ya. Bunlar veval bırak kendine. Nasıl çıktın yani? Onlar mı bıraktı? Tamam bunun bir şeyi yok diye seni... Kendileri bıraktı tabii. Kendileri bıraktı. Yoksa sen ilk gittiğin gün benim bir şeyim yok deseydin bırakmazlar mıydı? Çünkü yok. Tedavi görmem gerekiyor. Tedavi önce birkaç gün durman gerekiyor. Değil mi? Tabii. Yani oradan kurtulmak için mecbur o sistemi atlatman gerekiyor. Yani neye karar verdiler peki senin durumun olarak? Tedaviyi gördün mü sen? Başarılı atlattın mı tedaviyi? Tabii. Gidebilirsin. Kalemi böyle taburcuk halimi yürü güle güle. He. Askerlik yaptın mı sen? 18 ay yaptım. 18 ay. Nerede yaptın askerliği? Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Hatırlıyor musun peki askerlik olayını? Tabii. 20 sene oldu. Evet. Hiç başına bir olay geldi mi askerde? 21 yıl oldu. 21 yıl. Hiç tokat yedin mi? Yedim. Kaç tane yedin? Benden çok yedin mi? Benim... 5-10 tane yemişimdir. Kaç? 5-10 tane. Az yemişsin ya. Şimdi ben askere gittim tamam mı? Askere giden dayak yemeden gelemez. Tabii o yalan. Yalan. Dediler ki ben kafama koydum ama. Ben dedim ki ben askerde dayak yemeyeceğim. Şöyle bir piske dahi yemeyeceğim. Dedim gittim askere. Belki de beraber gitmişiktir. Kaç doğumlusun sen? 1979. Ben de 79 doğumluyum. İkinci ayın 4'ü. Sen? Benimki de ikinci ayın 3'ü. Benden bir gün sonra mı doğdun sen? Aynı yaşımışık Murat. Ben ikinci ayın 3'ü. Seninki? İkinci ayın 4'ü. Bir gün sonra doğmuşsun işte. Aynıyız. Benden bir gün sonra doğmuşsun. Aynı yaştayız yani.
Neyse askere gittim Murat. Dayak yemeyeceğim dedim. Böyle bağdaşta kuruyor ha şeydeyiz. Askeriyenin hani sayım yapıyorlar ya. Oradayık. Bir de ben en öndeyim. Ondan sonra sayım yapacak komutan böyle. En arkadan başladı. Arkada biri kikirdedi. Kikirdemenin ne olduğunu biliyor musun? Tabii. Gülmek yani. Kendi kendine güldü. Kikirdedi. Tabii yanlış bir şey. Kikirdeyince komutan onun ensiyi bir tane vurdu. Ondan sonra bir öndekine geldi. O da kikirdedi. Bir tane de ona vurdu. Derken yukarıya sıra bana geldi. Tamam mı? Ben eşek boğundan sert duruyorum. Hiç gülmüyorum. Çok sertim. Yok. Herkes gülüyor. Ben gülmüyorum. Ondan sonra hiç güleceğim. Gerçekten eşek boğundan sert duruyorum ha. Çok böyle sertim tamam mı? Komutan yanıma geldi. Ula dedi sen niye gülmüyorsun lan dedi. Bir tokatla bana vurdu. Hadi bak. Ne öğreneceksin şimdi Murat? Tamam dedim bizim siftah açıldı artık. İlk tokadı yedikten sonra daha sonrasını biliyorsun yani. Bu iş böyle. Velhasıl kelam. Nerede yaptın acemi birliğini? Tekirdağ aynı yerde kaldım. Allah Allah. Valla burası sürgün yeriydi ya. He. Burası sürgün yeriydi. Yani seni özellikle mi sürgüne gönderdiler Murat ya? Özellikle. Allah Allah. Allah. Hayat sana tekme mi vurdu? Ne yaptı ki yani? İşte öyle bir şeyler oldu. Allah Allah. Seçilmiş insanım ya. Nasıl seçilmişiz? Seçilmişik yalan dünyada ya. Değil mi? Hayatta yüzün hiç gülmedi mi? Yok ya yok. En çok neye mutlu oldun mesela? En çok mu? He. Neye mutlu oldun? Mutlu olduğun bir anı hatırla. Çocukluğumu yaşayamadım. Niye yaşayamadın çocukluğumu? Yaşatmadılar abi. Sebep? Evlere koymadılar. Ahırlarda yattım çatılarda, pinliklerde. Ahırlarda, pinliklerde yattım. Niye eviniz yok muydu abim? Anam baban yok muydu kardeşim? Yok muydu senin? Ana sormayanın babası mıdır? Anam boşadı diyorum ya. Ben baban ananı boşadıktan sonra analık getirdim. Ben evlere koymadım. He, analığın seni eve mi koymadı? Bu koymadı. Baban koymadı. Hı. Allah Allah. Huzurumuz bozulmasın bu delinin yüzünden de deli amca. Tabii sana. Canım. Adamın öldüğünü istiyor. He. Ne oldu sonra? Kendi başımın çaresine baktım. Ya, böyle koskos oturuyor. Kahvelere gidiyorum, saz çalıyorum, türkü söylüyorum, imam bedelini veren yok abi. Kaç lira topluyorum mesela sazına diyelim bir kahve. Gitmiyorum. Gitmiyorum artık. Gitmiyorum artık abi. O neden kaynaklanıyor biliyor musun? Senin unutulmaya yüz tutulduğun için. Artık unutulmayacaksın abi. Bir kahveye gidip bir türkü söylediğin zaman önünde desteğine para yığılacak. Anlıyor musun? Bak şunu ben sana şu olayı anlatayım. Bak sorgunlu Fadime'yi biliyorsun. Fadime'yi caddede görenler yolunu değiştirirdi. Aa Fadime geliyor. Hemen yolunu değiştirirlerdi. Şimdi ne oldu biliyor musun? Fadime'yi gören aa Fadime. Fadime'ye koşa koşa gidiyorlar. Gel bir fotoğraf çekelim Fadime. Hareket bu oldu. Neden? Çünkü dünya, Türkiye, İnsanlar Fadime'yi sevmeye başladı. Ben 6 aydır Fadime'yi çekmeseydim dünyanın öbür ucundaki Fadime'yi nereden tanırdı? Kimse tanımazdı. Tabii. Ama biz ne yaptık? Tanıttık. İnsanlar onu izleye sevmeye başladılar. Allah razı olsun. Sen şimdi diyorsun ki ben gidiyorum ekmeğimi sazımla emamimle kazanmak için kahvelerde türkü söylüyorum. Kaç lira veriyorlar? Günlük mü? He. Kahveye giriyorum 5-6 milyon anca. 5-6 milyon. Koca kahveden. Ne ki ya cuvar alamam sen ona ya. 5-6 milyon çok komik bir para ya. Gerçekten. Çok komik ya Murat komik. Ya. 5-6 milyon. Peki en çok para aldığın bir dönem oldu mu hiç ömründe? Ya bugün iyi günümdeyim ya şu kadar para aldım dediğin. Kaç lira aldın mesela? 100 lira aldığın hiç oldu mu? Oldu. Kaç kere almışsındır? 2 kere ya 3-4 kere. 2 ya da 3 kere ömrü hayatında. 20 yılda anca. 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 Çok az. Ya
Şimdi Fadime günlük kaç lira kazanıyor biliyor musun? Bu ne anlama geliyor? 1 lira. 1 milyar. 1 milyar. 1000 TL. Aylık 30 bin lira. Sen günlük 30 bin lira kazansan ne yaparsın? Ne mi yaparım abi? He, ne yapan abim? Aylık sabit sana 30 bin lira para gelse. Ne yaparsın? Bana hayalini anlat. Ya da ne yaparsın? Nereye harcarsın ya? Her ay 30 bin lira gelecek sana. Yıllık 360 bin lira yapar. Ne yapan? Hadi şu aylık 30 bin lirayı bir harca da bir görek bakayım. Nereye harcan? Ne mi yaparım abi? He. Kendime bir arsa alırım, güzel bir ev yaparım kendime. Kendime. Kendine bir arsa alırsın. Güzel bir yere güzel bir ev yaptırırsın. Güzel bir ev yaptırırsın. Tertemiz. Tamam, evi de yaptık. 30 bin liraya mal edebilir miyim? Mal edemekle. İşte diyorum ya. Kaç? Ev yaptırırım. Oradan sonra da kapının önünde bir 3-4 tane kendime şey alırım. 5-10 tane, 5-10 tane mal alırım. Mal güderim. He. Hayvancılık yaparım. Hayvancılık yaparsın. Hayvancılık yaparım. E nerede güdeceğin sorgun gibi bir yerde sana malı güttürmezler ki ya. Mal beslerim. Ha beslersin. Ya, ahırda beslersin ahır yani. Ahır yatırım borlada. Mal he. Beslerim. Fazla fazla param varsa götürürüm ihtiyaç sahiplerine dağıtırım. Fazla param olduktan sonra yani bir evim olduktan sonra yanında bir durum ahırım olduktan sonra 5-6 tane de inağım olduktan sonra diyorsun. Yardım ederim. İyilik. Bu arada kibritin bitmiş çahmağın var mı? Var. Benim çahmağı da benim oğlan götürdü. Giderim vay tuğul etti vay. Nereye götürdü ya? Giderim iyilik yaparım abi. Ha. Giderim iyilik yaparım. Kimlere iyilik yaparım? Mesela diyelim ki evet. Bu ay cebimde 30 bin lira para var. Her ihtiyacını da karşıladım. Bu Allah'ınla kul arasında abi. Bilirim yapacağım yeri. Yeter ki olsun. Değil mi? Tabii. Olanla zarar gelmez Murat değil mi? Anlıyorum ya. Ama bazı insanlar da var ya vuruş vermiyor biliyor musun? Vermesinler. Bunlar sonradan görmeler mi yoksa oldu mu olası hep pinti insanlar mı? Yok. O Allah o Allah'ın belasını zaten vermiş. Nasıl vermiş mesela? Cehennemden cehennemi onlara müsahak kılmış artık. Sapıttırmış onları. Parayı mahkut ettirmiş onları. Paraya mı tapıyor? İyiliği yani? Nasip ettirmiyor onlara. Değil mi? Kendini düşünüyor. Parayı zinayla, fuhuşla yemeği onlara nasip ediyor. Onlara hı. iyiliği haram kılıyor Cenab-ı Hak. Bu dünyada sefasız sürüyorlar. Ondan sonra işleri karışık onların. Değil onları mi? Ahireti bitiyor çünkü onların. Bunlar zaten belasını bulmuş onlar. Hı. Öyle para olmaz olsun. Birin dibine battı öyle para. Değil mi? En son beni ne zaman gördüydün sen Murat? 3-4 sene önce falan. 4-5 sene önce. Böyle falan. Bir ara hamamda da mı gördüydük? Hamamda işte. Hamamda mı gördüydün? 8 sene oluyor çok oldu. 8 sene önce mi karşılaştıydık? Evet. Böyle bir şey. Ne gördüydük? Ne dediydin? Konuştun muydu ben yine? Sen oğlan küçüğüydü o zaman biraz. Ne be? Çimdirmeye getirmiştin. He benim oğlanı çimdirmeye getirmiştin. Olanlar. Geldin mi yanımıza? Konuştun mu benimle? Ya tabii geldim. He ben niye hatırlamıyorum? Ne konuştuyduk ki? Şuradan buradan işte ya. Le mi? Anladım. Laflar ediyorum muhabbet sohbet ettik. Peki Murat düğünlere orkestra çalmaya niye gitmiyorsun sen? Götürmüyorlar mı? Sesin de güzel de gerçi türkü söylüyorsun sen. Oyun havası çalamıyor mu? Hepsi var anne. Var mı? Tiksindim ya kendime gitmeyelim bir daha. Kendime bir de buranın adamı fitne fesat. Bu işler öldü abi. Değil mi? Öldü abi. Ne de piç kısmı var. Piç kısmını tutuyorlar. Dürüst adam tutmuyor. Meyve veren ağacı taşlıyorlar abi. He. İyi adam yaranmıyor yani. Kötü adam yaranmıyor. Değil mi? Kötü adamı barındırıyorlar. Yani insanlara yaranmak için kötü olacağın gibi. O da bizde yok. He. Irızcılık olacak. O da bizde yok. Allah aşkına. Adam bu üstü çiçeği hap içiyor. Kapısında düğün çalıyor. Ne be? Öyle adam yaranıyor. Evet. Yani maya mayayı tutmayınca geçim olmaz diyor. Yok yani. Olmaz. Maya mayayı tutacak. Maya diyormuş. Ben de maya işte. Ya. Doğru.
Maya abi, maya. Maya. Aynen. Maya abiciğim, maya. İnsanın maya. Çay çökmüş müdür? Aynen. Nereden biliyorsun? He, çökmüş, tamam. Maya, maya abi, maya. Maya, 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 maya. Maya'nın anlamı ne? Mayasında, yani kendi geninde, yapısında. Maya dediği acaba bir insanın soyu mu? Soy... Geçmişi mi? Ne? Maya soy ne ben... anlama geliyor maya? Maya mı? He. Yani niyeti kötü yani. Niyeti kötü. Niyeti kötüleşmiş, katlaşmış, merhametsiz adam. He. Yani niyetinde kötülük taşıyan bir insan. Mayası bozuk dediğin o oluyor. O ona denilir. Mayası temiz dediğimiz ne oluyor? Mayası temiz dediğin adam insan gibi yaşayan insana derler. Değil mi? Efendi dürüst yaşayan insana derler. Hmm. Evet. Anlıyor musun abi? Anlıyorum. Murat, ben seni anlıyorum. Ben seni anlıyorum. Namuslu adama kurban oluyor. Evet. Namussuz adam da sana kurban olsun. O da bana kurban olsun. Aynen. Ha, ben kimseye kurban olmam. Namuslu adamın gözünü seveyim. Ben bir Allah'a kurban olurum. Değil mi? Hiç kimseye kurban olamam. Ha, sevebilirim ama kurban olmam. Kimseye kurban olurum demeyeceğim. Kurban olmak ne demek? Yaratan Allah'a kurban olacağım bir tek. Seni kim yarattıysa ona kurban olacağım. Yani kurban olduğum demek yani tapıyı anlamına gelmek. Allah'a tapılır. Tapat Allah olduğuna göre bir klibik var. Hikmetler klibik bilim işte. Allah kılıbık etmesin. Evet. Düş, yani Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım. He. Der ya ben onsuz yaşayamam. Allah der ki ben seni onsuz yaşatırım. Düşmem der düşer, şaşmam der şaşarsın. Zaman geçer, gün geçer. Meyve veren ağacın dalları kurur. Gölge veren ağacın dalları kurur. Sabır taşar. Canından yar sandığın el bile evet. Yar bile bir gün el olur. Aklın şaşar. Öyle bir garip dünya. Düşmanın kalkar dost olur. Dostun kalkar düşman olur. En garibi de budur ya. Öldüm der yine de yaşarsın. Tapınak Allah'tır ya. Allah'a kurban olur. Ha, kimisi bu sevgilim ya tamam sevdiğim de. Seviyorum de. Uy kurban olurum. Uy sana tapıyorum. Bu ne demek selamsızlık ya? Sana tapıyorum. Bir tapınağım sana tapıyorum. Uy kurban olurum sana. Öyle demeyeceksin. Seni veren Allah'a kurban olurum diyeceksin. Kurban olduğum demeyeceksin. Evet. Bu da bu kılıbık anlamına geliyor. Allah kılıbık etmez. Öldüm der ki ne de yaşarsın. He. Yaşatan kim Allah? Doğru. Öyle deneyeceksin işte. Canından saydığın diyor, o çok güvendiğiniz diyor, yarınız bilene bir gün sizi kapı dışına atmayacağına malum diyor. Değil mi? Ha, dost Allah'tır. Hmm. Yarın kapı dışına atmayacağına malum. Değil mi? Ay, ay. Bizim bu sonumuz ne olacak Murat'la? Çok şükür. Ben memnunum hayırlı. Vallahi. Şükretmek Allah. Lazım değil mi? Tabii çok şükür. Yani. Kaç kardeşsin sen? Beş. Beş. Beşiyle de konuşuyor mu dördüyle? Ama burada kimseden fayda yok. Durumu iyi olan var mı beş kardeşin içinde, dört kardeşin içinde? Yok. Hepsinin de mi durumu zayıf? En felan vurdu bir adam var o da benim abi. En zayıf olan, durumu zayıf olan sensin. Benim abi. En garibanı sensin. Ha, çok şükür. Ya. En azından şükretmesini biliyorum. Değil mi? En büyük zenginlik budur zaten. Günlük ekmek alıyor mu? Alıyorum. Bir tane aldım ki yetiyor bayağı. Kaç gün gidiyor bir tane? İki tane alıyorum ama az alıyorum. Günlük bir ekmek yiyorum. Değil mi? Yarım sabah yarım da akşam. He. Ekmeği fazla yiyemem. Ben çorba yapıyorum ama. Çorba daha. Ya çorbalı çorba yapıyor. Ne çorbası bu? Ezo gelin çorbası. Ha, çok yayla çorba. Kaç lira çorba kaç lira? 3 milyon. 3 TL. Ha. Bu senin dolabın Allah'ım. Buzdolabın. Buzdolabın işte. Vay buzdolabın vay. Bu neyle çalışıyor Murat? Bu kendim de.
Bu kendinden. Kendinden mi elektrik? Bu elektrik harcamaz o zaman. Yok. Sana bir buzdolabı şart ya. Ya şey Davut abi, buzdolabı mı? Böyle büyüğe gerek yok. Niye gerek yok abi? Ha büyük ha küçük abi ne fark eder ki? Şöyle, ha küçük mü dolap istiyorsun? Kibar daha güzel olur. Tek adama tek geziyor. Bana yeter aşağıya küçük. Değil mi? Tabii ya küçük daha güzel ya. Yeter mi diyeceğim ki? Senin o zaman şu anda en zaruri, avrattan daha mı önemli bu dolap? Önemli. Avrat mı isteyen, dolap mı isteyen? Dolap isterim. Ciddi mi söylüyorum? Evet izleyici bak Murat abimiz dolap istiyor. Dolap isterim. Buzdolabı. Dolap isterim. Abi. Ama avrat sıcak, buzdolabı soğuk. Aman aman. Ne aman aman ya ne olacak ya ne olacak böyle ya? Orası olsun. Kurban olduğum Allah var ya. Ne? Allah yeter bana. De yapacağım diye. Ya, avratsız ömür geçer mi Murat lan? Niye böyle diyorsun ki ya? Ayağımızda ne kadar bereketli geldi görüyor musun? Yağmur geldiğinden beri yağıyor biliyor musun? Ya. Bunda bir hikmet vardır biliyor musun Murat? Tabii hayır rahmet bereket ya. Bunda bir hikmet var abim. Ben geldim geleli yağmur şarıl şarıl yağıyor. Evet. Bunda bir hikmet var. İnşallah biz yırtacağız Murat seninle. İnşallah. Sana inşallah var ya. Bak sana söz veriyorum. Bu videodan gelen kazancı tamam mı? Sana vereceğim. İnşallah izleyiciler bu videoya da beğen atacak böyle. Tamam mı? Atandan da Allah razı olsun. Atmayandan da Allah razı olsun. Atarlar ya. Herkes tamam. Beğen atarlar. Beğenler. Seni çekemeyenler ama orada dislike var. Biliyor musun? Bazı şeyler var. Hayvan eti yemişler var. Beğenmedim diye tuşa basıyorlar. Biliyor musun? Çekemeyenler onlar. O zürriyetsizler dislike'a basıyor. Beğenmedim diyorlar. Ya bir insan seni niye beğenmez Murat ya? Allah beni beğenmiş yaratmış. Değil mi? O beğenseniz bunu beğenmeseniz mi? He. Allah sevmiş yaratmış. He. Bitti. Senin şu dolap işini çözek ya. Gelmişken bir işe yarayak değil mi Murat? Estağfurullah abi ne demek. Sen şuraya gelip de misafir çay içmen yeter mi ya? Senden bir şey mi olacağım abi sizden ya? Allah herkesten razı olsun abi. Başka bir şey demiyor. Vallahi bak. İnşallah yardım edenler de olacak Murat sana. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Etenden de Allah razı olsun. Etmeyenden de ya. Allah razı olsun. Allah herkesten razı olsun. Vallahi bak. Çok şükür. Bir insanın abi. Belli olmaz belki Murat. Bir insanın şura doğru olacak. Şura. Değil mi? Kalbi doğru olacak. Ha, kalbi niyet, temiz olacak abi. Niyet niyet abi şura. O da sağlam Allah'a şükür. Cenab-ı Allah biliyor her şeyi. Sağlam demir gibi. Merhametim de çok iyice. Çok şükür. Senden iyi adam yok. Aynen. Çok şükür. Buzdolapçı ayarlıyorum. Sana bir dolap ayarlasın. Ya da belli olmaz. Belki izleyicilerden biri sana dolap hediye de edebilir. Sıfır bir dolap. Getiririm ben buraya. Alo. Selamün aleyküm. Ne oluyorsun Ahmet? Ne yapayım ya ben de uğraşıyorum da. Şey mi? Eline şöyle ikinci el buzdolabı düşer mi Ahmet? He. Ya bizim bir Murat diye bir arkadaş var da onun evinde dolap yokmuş. Ona hediye bir dolap verek diye düşünüyorum ya. Küçüklerden de olabilir, büyüklerden de olabilir. Küçük daha iyi olur. Tamam ayarla. Bir tane ayarla da ayarlayınca ben ara. Tamam mı? Hatta beraber getirek daha. Tamam mı? Sen beni bilgilendir. Şey de olabilir. Bu Murat biraz da küçüklerden bahsediyor. Küçük dolaplar daha mı uygun? Tamam sen hangisi düşerse bana haber ver de. Onu alalım tamam mı? Hadi ahında bulunsun. Görüşürüz. Kapatayım, ya, soğuk ya. Kapatayım değil mi? Kapatayım değil mi abi? Kapat abim kapat. Kapat. Senin dolap işini çözeceğiz. İnşallah sana bir ikinci el dolap alacağım Murat. Ben alacağım. Söz verdim. Sana ikinci el bir dolap alacağım. Belli olmaz. Belki izleyicilerin içinden vicdanlı biri çıkarsa sana sıfır bir dolap hediye eden de olabilir.
Kabul edersin değil mi bir dolap hediyeden olursa? Ederim, niye etmeyeyim ya. Değil mi? Ederim tabii, niye etmeyeyim. Ya durum ortada. Durum ortada yani. Ha bak. Dolap bu işte. Evet, dolabımızı görüyorsun. Dolabımızda bunun ışığı dahi yok değil mi? Yok. Çelyan da harcamıyor lan. Yok Allah'a şükür. Güzel. Üstte kapağı mı dolabı? Bırak. Kapağı. Dolabı kapağı. Üstünü örtün, tozlanmasın. Tamam abi. Üstünü kapa da o zaman kapağını da boşuna elektrik yapmasın. Yapmasın. Ulan Murat. Toz gelmesin diye. Tabii tabii. Tozlanmasın. Dolabımız güzel. Ya bu buzdolabı. Kaç yıldır kullanıyorsun bu buzdolabını? Bunu geçen sene bir komşum verdi. Komşum mu verdi? Allah razı olsun o zaman. Ya ne var dolabında, ne var? İyi yiyeceğin var kahvaltılık değil mi? Buyur ye. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'ına verirse. Teşekkür ederim. Domatesleri nereden aldın? Alıyorum bir yerden, alıyorum. Ben. Değil mi? İyi, verenden Allah razı olsun. Veren el, alan elden daha kârlıdır biliyor musun? Ya Özçeler var ya. He. Oradan giderim Ardiye'den alırım. Al, iyi adamlar, Allah senden yormasın. Değil mi? Buradan Allah razı olsun adamlardan. Veriyorlar yani. Verirler. He. Alamazlar. İyi. Verirler. İyi. Elektrik parası geldi 2 aylık. Hiçbir şey gelmemiş. Ha, yaktığım bilen bu ya lan, bu yana gelemez. Kaç lira elektrik gelmiş 2 ayda? Son tarihi 6. ayın 8'i daha. Bugün aynı kişide daha 6 gün var. Yarın bugün, kaç lira? 36 milyon. Yatırttırak mı bir izleyicimize? Var mı 36 lira? 36 liran var mı? Var. Elektrik paran hazır yani. Yok, yatırmak isteyen olursa yatırttırak yani. Bizim burada amacımız ne Murat? Gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup o insanlara yardımcı olmak. Anlıyor musun? Senin televizyon sorununu çözeceğiz. Buzdolabı sorununu da çözeceğiz. Her ay gıda ihtiyacını da çözeceğiz. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Acıklı bir türkümü söylesen de dinlesek ne olsak ki? Biraz muhabbet edelim. Muhabbet medik. Abi ya, muhabbet güzel oluyor ya. Muhabbet iyidir ama şöyle iyi Murat, biliyor musun? Sen tek başına canın sıkıldığı için yanında biri olduğu zaman onunla sohbet etmek seni biraz açıyor değil mi? Tabii. Rahatlıyorsun yani, relax yani. İyi oluyor yani, tamam. Kötü olur mu? O zaman izleyicilere şöyle bir faydalı bir şey yapak, olur mu? Yani. Sen gusül abdestini nasıl alıyorsun mesela? Ya şimdi namahrem şeyler konuşulur mu ki? Namahrem değil, yıkanmak namahrem yıkanmak değil. Gerçi bu Allah'ın emrettiği şeyler. Tabii canım yani. Mesela gusül abdestini, mesela susuz kaldıydın da hani kışın gittiğinde çeşmede bir gusül abdest aldıydın ya, onu bir anlat bakayım bana. Ya uyuyorum. Uykuda uyuyorum. Uykuda uyuyorsun he. Kalkmışsın ki. He, kalkmışsın ki. Niyet gece bozulmuş. Ya uykudan mahsus yapmıyorsun ya, uyuyorsun ya. He, uyuyorsun. Uyurken Allah'tan gelen bir şeyi mahsus yapmıyorsun ya. He. Allah Allah. Bu herkes dolu. He. Gecelerin ki bak kalktım saat 3 müyüz 4 müyüz? Aralık ayıydım. Gittim caminin şadırvana. Kim yok, kimse yok. Kapıyı açtım, kapıyı da örttüm. Hemen ışığı yaktım kimse görmeden. O da zaten hortum da var. Sabun ne de var zaten orada. He. Soğuk sudan yıkandım. He. İlk önce güzel, iyice bir sabunlandım, iyice tertemiz diye sabunlandım. He. Sabunlandım, yıkandıktan sonra niyet ettim. Niyet ettim işte Allah rızası için. Allah rızası için demeyeceksin. Niyet ettim gusül abdest almayı. Allah'ın adını katmayacaksın o haldeyken. Hı. Yani katmaman daha iyi olur. Niyet ettim gusül abdest almayı diyorsun. He. Üç kere elini yıkıyorsun, üç kere ağzına bol su veriyorsun, üç kere burnuna veriyorsun. Oradan bütün bedenini kuru yer kalmayacak şekilde tüm ıslatıyorsun, yıkanıp çıkıyorsun. Bir de çıkarken bir normal namaz abdesti alırsan daha güzel olur. Sevap. Sevap. İşte bu kadar. Hepsi bu. Bu kadar. Ya. Bir de kıbleye dönerek yıkanmayacaksın. Niye? İşte günah. Kıbleye dönmeyeceksin. Allah Allah. Kıbleye dönmeyeceksin. Kıbleye dönerek yıkanılmaz.
Ayaklarını kıbleye vererek de yatırılmaz. Günah. Ya bu yanına döneceksin, ya bu yanına döneceksin. Doğru. Sağ kolun üstüne yatacaksın, kıbleye dönüp. Ya da sırt üstü yatacaksın. Ayaklarını verip kıbleye yatırılmaz. Doğru. Bir şey de. Bir de, bir de ilkindiyle akşam arası uyumak hayır getirmez adama. İlkinden sonra uyumak insana hayır getirmez. Leme. Getirmez. Tehlikeli. Niye tehlikeli acaba? İlkinden akşam arası niye uyulmaz? Adı üstünde yatsı. Yattıktan sonra yat diyor. Yatsı. Yani öğlenden sonra bir saat uyuyabilirim. Peygamber'in sünneti. Öğlenden sonra bir saat. Ama ilkinde okundu ya, ilkinde akşam arası uyumak tehlikeli. Kötü kötü rüya görürsün. Aniden Allah etmesin gidebilirsin yani bir an. Tehlikeli çünkü. Ne çöbür tarafa gidip geldiğin oldu mu Murat? Oldu, niye olmasın? Ne oldu mesela? Enteresan bir olay ne oldu mesela? Yani ne olacak? Geç karanlıkta seni yoklayan oldu mu? Oldu. Ne zaman oldu? Bir kişinin ruhu buraya geldi gitti eve. Ne zaman? Şu kapıyı mı açtı? İki sene önce. İki yıl. Kapıyı açtı evet. E kim idi, gördün mü bir şeyi? Gördüm, sakallı adam gördüm. Sakallı, ah sakallı mıydı? Normal, tanıdıklarımdan birisi, onun hayalinde gelmiş. He. İsmini de vermeyin. Ya vermem ya. Beni yokladı gitti. Allah Allah'ım ben geri gittim. Gelmişken bir deseydin hoş geldin amma oğlu. İhtiyaçları var, onları bir karşıla da git deseydin olmaz mıydı ki yani? Ağlığa gelme derler bu arada. İşte o ben arada... olayım şahsen, beni bir yoklayan olsun. Amma oğlu gel şu ihtiyaçlarımı bir karşıla. Ondan sonra... Git nereye gidiyorsan derim yani. Ulan tabi senin aklına gelmemiştir. Yoksa var ya, ben ne kadar hayalim, ne kadar eksiğim, ne ihtiyacım varsa derdim Emmoğlu şu listedekileri önce bir tamamla. Benim zaruri ihtiyaçlarımı bir karşıla. Madem buraya kadar geldik, nereden geldiyse hoş geldik. Haksız mıyım baba? Evet. Abi ihtiyaçlarımı bir karşıla, ondan sonra git nereye gidiyorsan. Derim yani ben. De bana gelen olmuyor hiç. Beni yoklayan hiç olmuyor ki. Seni yine bir kere yoklamışlar yani. Beni yoklayan hiç yok. Gerçekten gördüm bak. Adamın donuna, adamın o hayalinde geldi ruhunda. O muydu? Kimin ruhu? Yani o adamın kırığında geldi ruhu. Aynı bir insan ya işte seni ben. Allah Allah dedi. Beni kayboldu. Allah Allah. Kaybolduğunu nereden biliyorsun? Belki kapıyı çekti gitti. Nereden biliyorsun? Belki ziyarete geldi. Komşunun biri. Senin gözüne öyle geldi belki. Olur mu canım? Normal gördüm ya. Allah Allah. Normal. E ışıklar kapalı nasıl görüyorsun ki? Işığı yaktı. Geri kapattı. Sonra gitti. Allah. Vallahi billahi. Ne zaman oldu bu olay? İki sene önce. Gece miydi? Gündüz müydü? Gece. Kaçta? İki miydi falan o civarı. Gece ikide geldi. Evet. Seni ziyaret etti gitti. Vallahi billahi. O gördüğün kişi peki kimdi? Senin tanıdığın biri miydi? Yabancı biri miydi? Tanıdığım birisi. Sakallı böyle. Sakallı. Namazın da yeni kılıyor burada. He. Burada hatta kendinde kuru yemiş dükkanı var. He. Belki o adam gelmiş olmasın. Hayatta olan bir kişi geldiyse belki o adam gelmiştir Murat. Ruhu gelmiş demek, ruhu geldi. Ruhu mu geldi diyorsun? Evet. Peki o adama gidip sordun mu sen gece 2'de geldin mi benim evime diye? Söyledim, sordum. Işığı yaktın geri söndürdün, ben yokladın gittin dedim. He. Allah Allah dedi lan. Ben değer miydim dedi. Demedi öyle. Hayır olur inşallah dedi. Hayır olur inşallah dedi. He. Adam da yani ne bileyim, kendi halinde bir adam ya. Allah Allah. Ya şimdi Murat böyle gelen giden olursa o gibi adamlara de arkadaş gelmişken de şu ihtiyaçlarımı karşıla ondan sonra gitti ya. Benim de aylık giderlerim oluyor hemşerim. Şu giderlerimi de gelmişken de bir karşıla ondan sonra gitti Murat. O anda ben bir şekil oldum o anda işte. Ha şeklin değişti yani. Yani o anda ne bileyim yani bir şekil oldum derken hani. Allah Allah. İnsan yani dona kaldım ya. He. Ne bileyim hani. Yani ölmüş bir insanın mezarından bir kelle çıktığını düşün. Canlı. He. İşte o hesap. Değil mi? O hesap işte. Şoke mi oldum? Şok oldum ya. Allah Allah.
Her adam onu göremez. Göremez değil mi? Yok. Rüyamda çok uçtuğum oluyor çok. Nasıl uçuyorsun? Gidiyorum mahalle mahalle geziyorum. Te göklere uçuyorum, yükseklere. Oradan geri iniyorum. Rüyanda? Evet. İniyorum, şurada oturuyorum mahallede. Buradan Yeni Doğan'da geziyorum. Allah Allah. Ya vallahi Yeni Doğan'da. Kapıda oturuyorum, geri uçuyorum. Bu oradan başka mahalleye gidiyorum. Bu uyanıyorum ki buradayım. Allah Allah. İşte uyanamadım. Ölüyorum işte. Le mi? Tabii. Uyanamazsan gittin. Öldüm. Öbür taraftasın. Öldüm. İşte o ruh işte. Le mi? Ruh. Ruh geziyor yani. Tabii. O uyku yarım ölüm. Yarı ölüm. Yani ölü değilsin de uyanamadım için ölüyor. Allah izin verirse o geliyor. Ben de ondan sonra uyanıyorum böyle. Ya, gelmezse yok. Gideceksin. Öldüm abi. İşte. O ceset işte. He. Ruh önemli. Ruh işte. Ya. Ruh olmadan beden bir işe yaramaz ben o zaman. Hiçbir şey yaramaz. Ne? Doğru söylüyorum. Allah Allah. Seni hareket ettiren, seni gezdiren ruh ya. Seni konuşturan. Sana her şeyi yaptıran ruh ya. Ruh gitti bitti, bittin işte, öldün işte. Değil mi? Tabii öldün. Allah'ın bir emaneti ruh. Ruh Allah'ın üflediği bir şey. Bu ceset. Arı gibi bir şey canım, vücudunda dolanıyor işte, vücudun içinde. Değil mi? Ruh tabi. Ne? Vücutta, beyinde dolanıyor vücut işte. Peki bu sanatçılardan en çok hangi sanatçıyı seviyorsun? Oyunculardan? Kemal Sunal'ı seviyorum. Kemal Sunal'ı? Rahmetlik. Değil mi? Cüneyt Arkın? Güldürü de ama çok anlam. Kemal Sunal'ın her filminde bir anlam var. Saçmalık değil. Her anlam filminde bir anlam bırakıyor. Gerçek hayattan alınmış sahneler. Tabii. Saçmalık değil. Onlar bir gerçek yani. İnsanların ne kadar menfaatçi olduğu. Hani Amerika'dan amcası eşek olur ya, Amerikan eşeği. Evet. İşte onlar bir ibret yani. Millet yani insana nasıl dönüyor menfaat için işte. Anlasana. Evet. Amerikan eşeği ya diyor. Kanın delmas var işte. Millet dört dönüyor. Bakıyor evet. Bir şey bulamadım işte adama. Siz bana az çektirmediniz şimdi. Kim sağlamış görün diye. Kim aslında bunların intikam alıyor akıl sıra. He. Her filminde bir anlam bırakıyor. Değil mi? Vay be diyor. Gerçek bu mu diyor. İnsanlar bu kadar namussuz mu oldu vay yahu diyor. Bu ne biçim dünya ya diyor. Gülüyor Kemal Sular. İşte o hesap abi. Buyurun. Anlıyor musun abi? Bu ara televizyonda bir dizi oynuyor biliyor musun? Vuruluş Osman. Duydun mu? İzledin mi hiç? İzledim. Onun yapımcısı var Mehmet Bozdağ. Ona çok yazdık da beni o Vuruluş Osman'ı almadılar Murat ya. Adam masumuyor bizi ya. Ne olsak ki? Buradan bir seslen Mehmet Bozdağ'a, bir seslen de beni Vuruluş Osman dizisinde oynatsın ya. Ömrümüz eşyağı üstünde geçti. Biraz da atın üstünde duran ne olacak ki yani? Yozgatlı hiç oyuncu yok biliyor musun? Bir tane olsun ne olacak ya? Vallahi benim dememle olacak bir şey olsa o insanın kendi içinden gelen bir şey. Kendi düşünmesi lazım yani. Değil mi? Tabii onun kendi düşünmesi lazım. Ya ben söyledim o kadar. Mesajda yazdırdım. O da onun insanlığına, o da onun insanlığına kalmış iş. Onun insaniyetine kalmış bir şey. Ne diyeyim? Peki bir insan bir insanı niye çekemez? Murat. Bu dünya kuruldu kurulanı var. Yeni değil ki. Ya arabanın üzerine mesela ben Yozgatlı fenomen Davut Kılıç yazdırdım. Millet şimdi bakıyor gülüyor. Ya bu fenomen mi diye. Değilsem olacağım kardeşim. Peygamberleri bile dünyaya sığdırmadılar. Değil mi? Tabii. Ama hak yerini buldu. Hak yerini buluyor ama sonunda. Evet. Fitnelik, fesatlık, dünya kuruldu kurulanı var. Yeni değil. Değil mi? Evet. Yeni değil. Niye? Bir insan bir insanı niye çekemez ki? Cennet, cehennem niye yaratıldı ki abi? Boşuna mı yaratıldı? Değil mi? Niye yaratıldı ya? İyi ki de yaratılmış. Evet. Herkes yerini bulsun ya. Değil mi? Sadece cennet olsaydı sığmazdık biz oraya. Evet. O da hak, o da hak. Cezaların cezasını çektim. Verirsen ben de çekeyim. He. Çekeyim ya. Allah sana beyin vermiş, yapma. Akıl vermiş, yapma ya.
Ha insan şaşar beşer tamam da yapma kardeşim, Allah sana akıl vermiş. Peki sen beynin ne kadarını kullanıyorsun Murat? Sence tahminen yani bir insan beyninin ne kadarını kullanıyor? %80-90'ını kullanıyorum. Sen? Evet. Mümkün değil. Kullanıyorum. %80'ini falan kullanıyorum. Kimsenin ırzında değilim. Ekmeğinde değilim Allah'a şükür. Hı. Harama bel çözmüş gibi kişi değilim. 41 yaşındayım çok şükür. Allah benden hesap sorsun. Yapmadım. Allah nasip etmesin. Yapmadım. Emin misin? Eminim. Son kararım. Son kararım. Hı. Şimdi bazı bilim adamları... Kendi paramla o kadarına param geçti. Giyip de zinaya fuhuş yoluna gitmedim Allah'a şükür. Gitmedim. Ama bana teklif eden bazı deyyuslar oldu. Değil mi? Başımdan gidin dedim, bir daha bana şeyler teklif etmeyin dedim. Hatta birisi de beni o kötülüğe götürecekti, götürdü. Allah nasip etmedi. Yalan söylemeyin. Nereye götürdü? Boğaz yerine götürdü ama yapmadım. Allah nasip etmedi o anda. Değil mi? Nasip ne etmedi. Ne oldu? Oranda belasını buldu. Müebbet aldı şimdi. Gidiyor evli bir kadının hırsına geçiyor. Kocası başka yerdeyken küçük bir yaşında çocuğu öldürüyorlar ikisi de. Çocukla biz gömdük. Babası yanındadır. Babası bir ağladık. Şimdi kundukla çocuğun ne suçu var? İşte Allah ne verirse hayırlısını versin diye buna derler işte. Şunca çocuğa vuracağın ne suçu var? İkisi de müebbet aldı. O kancıkta, o piçte. Cenab-ı Allah bir yerlerden veriyor işte. Doğru. Verdi belasını. Alma mazlumun ahını. Verdi belasını. Çıkar aheste aheste. Verdi belasını. Hiç haksızlık yaptın mı Murat? Hiç haksızlık yaptın mı? İsteyerek ya da istemeyerek. Ya ben şunu yaptım ama yaptığıma da çok pişman oldum. Geri dönüşü olmayan bir şey yaptım. Dediğin oldu mu yani? Oldu. Oldu. Ama ırız konusundan olmadı. Irız konusundan olmadı. Oldu ama tövbe ettim. Pişman oldum ya. Tövbe ettim. Şunu aldım mesela. He. Şu anı çaldım. İhtiyacım vardı. Mecburiyetten çaldım ama pişman oldum. İhtiyaç. Pişman oldum ama. Pişman oldum geri. Pişman oldum geri. Hırsızlık konusunda. Geri götürdüm yerine bıraktım. Geri götürdüm yerine bıraktım. Çünkü haram bir ateş abi. Ateş. Değil mi? Evinde bir haram varsa evin tüm yanar gider. Bir haramın yüzünden yanar. Ha, gerçek zenginin malında da gerçek ateş sahibinin hakkı var. Ama vermiyorlar. Vermiyorlar abi. Adamın durumu iyi, 5 kuruşu var ya, esiriyor seni. Mecbur muyum diyor. Mecbursun ya, vallahi mecbursun diyor. Ondan sonra kalkıyor, ben Müslümanım diyor. Allah Allah. Müslüman diyor ondan sonra. Selamun aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. İyiyim, teşekkür ederim abim. Sen nasılsın? Vallahi iyiyim Allah'a şükür. Ya şu Fadime ile nasıl görüşeceğiz abi ya? Nasıl oluyor bu? Fadime ile mi? He. Fadime mi izliyorsunuz siz? Fadime'nin hayranıyız abi ya. Nereden arıyorsunuz? Fransa'dan arıyoruz, Paris'te. Le mi? Aynen. Abim Fadime yok. Murat abim var. Murat abimle bir konuş bakayım. Merhaba. Vallahi çık konuş bakayım. Ya Murat abi bu şu sorgunun en süper saz çalan abisi değil mi ya? Aynen artık Murat abim var. Sağ olun, Allah razı olsun arkadaşlar. Bak seni de tanıyorlar, görüyor musun? Murat abiyi de takip etmiyor değiliz yani. Artık evet. Kanalımda Murat abiyi bol bol Allah izleyeceksiniz. Davut abim gelmiş, misafir geldi, çayımı içiyor. Ne diyor? Hangi uzun hava? Onu çok dinliyorum ben ya. Neydi o ya? Kaç kişiyle izliyorsunuz?
25 arkadaş izliyoruz, takibindeyiz abi. Bak o zaman o 20-25 arkadaşa söyle, Murat abimin buzdolabı yiyormuş. Abi ne demek, alalım hemen ya. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz bir, Allah bir. Bak. Allah razı olsun diyelim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Tamam. Yarın getiriyor bak buzdolabını. Parasını siz vereceksiniz, tamam mı? Abi sen hiç zahmet etme. Ben hemen bir arkadaş arayayım, göndereyim abi. Tamam, gönder abim. Tamam, sorgunda hemen ara arkadaşa, bir sıfır buzdolabı göndersin abim. Sen de Murat abimin duasını al, duasını. Bak sana bir göstereyim bak. Murat abimin buzdolabını görüyor musun? Bak. Bak Murat abimin buzdolabı bak. Bu. Gördün mü? Bak. Abi söz. Ben bir arkadaş arıyorum. Tamam. Gereken neyse hemen hallettiriyorum abi, söz. Tamam abim. Sözü al da bak, kameramız da çekiyor, tamam mı? Ha, nereden arıyorsun? Kendi gibi tanıt önce bak. Hüsnü Yiğit abim, bak Allah razı olsun, Murat abime ben ikinci el alacaktım ama sen sıfır sözü verdin, tamam mı? Abi ikinci ele gerek yok, ben onu hallederim abi, söz. Tamam tamam, Murat abiye o zaman bir sıfır buzdolabı alalım abim, gelmişken geldiğimin bir faydasını görsün Murat abim. Tamam abim, tamam. Teşekkür ederim. Ne zaman getirirler buzdolabını? Vallahi abi bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta %1 milyon abi. Benim numaram sende var zaten, aradım seni. Bak Murat abimin yaşandığı evi görüyorsun abim. Bak. Bak duvarları görüyorsun değil mi abim? Evet. Bak tavanları görüyorsun abim. Buzdolabını görüyorsun, son model. Ama bu değişecek buzdolabı. Yok abi, biz ona şöyle bir evine yarışacak bir şey alalım ya. Tamam. Şimdiden Allah hayrını kabul etsin abim. Abi ne demek, hiç sıkıntı yok. Onu ben en kısa zamanda hallediyorum. Merak etmesin. Tamam. Var mı benden bir isteğin? Teşekkür ederim. Valla canın sağlığı da şöyle bir küçük bir şey dinlendirirse şöyle çok güzel olur ya. Murat abi bir tane diyor çalsın bizim.